Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz Oriflame Türkiye Altın Direktörü Cansu Ustaoğlu. Hoş geldiniz Cansu Hanım. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Öncelikle bu davetinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada sizinle birlikte olmaktan keyif duyuyorum gerçekten. Biz de aynı şekilde. Ben Cansu Ustaoğlu. 29 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bir erkek, bir kız, iki çocuk annesiyim. Konaklama işletmeciliği mezunuyum aynı zamanda ve 5 yıldır aktif bir şekilde network marketing sektöründe çalışmaktayım. Çok güzel. Bu sektörde çalışmaya nasıl başladınız? Şöyle anlatayım. İlk etapta bu sektöre başlamam çocuğum sayesinde oldu. Çünkü zamana ve mekana bağlı kalmadan çalışabileceğim bir iş arayışındaydım. Fakat sonra bu sektörde çalışmaya başladıkça aslında tam olarak kendimi buldum diyebilirim. Neden? Çünkü daha önce 5 yıl kadar farklı bir sektörde tam zamanlı bir iş deneyimim olduktan sonra kendime şunu söyledim. Evet Cansu, sen kendi işini kurmalısın. Kafamda butik açmak, kafe açmak gibi fikirler vardı. Fakat bunlar zamana ve mekana bağlı olduğu için, benim özgürlüğümden alacağı için, çocuklarımla vakit geçiremeyeceğim için hep beni durduruyordu, harekete geçirmiyordu. Sonrasında bu iş sürecinde aslında bu tam olarak da bana istediklerimi verebilen bir iş fırsatı olduğunu anladığımda, gücümü, potansiyelimi bu iş fırsatına verdiğimde beklentilerimi fazlasıyla karşılayacağını bildiğim için bu sektörü seçtim. Aynı zamanda kendimle birlikte bunu isteyen kadınlara da koçluk edebiliyor olmam bana ilham ve motive veriyor bu yolda. Geniş bir ekibiniz var zannediyorum. Evet. Öyle değil mi? Evet. Onları yönlendiriyorsunuz. Aynen öyle. Yani hayalleri, hedefleri olan kadınlara koçluk ediyorum. Onlara bu yolda nasıl başarılı olacaklarını öğretiyorum. Çok güzel. Oriflame'in bütün ürünlerini mi satıyorsunuz? Evet, Oriflame'in hem wellness ürünleri, gıda ürünleri, hem kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, doğal içerikli ürünlere sahip olup bunları hem kendimiz kullanıyoruz hem de kullanıcılarına ulaştırıyoruz. Kozmetik dışında farklı ürünleri de var yani. Evet, kişisel bakım ve wellness, gıda ürünlerimiz de var. Gıda ürünleri nelerdir acaba? Omega 3'lerimiz var, astaksantinlerimiz var, takviye edici gıdalarımız var, multivitaminlerimiz var. Bu şekilde çocuk ürünleri ve yetişkin olarak gıda ürünlerimiz de yer alıyor kataloğumuzda. Çok güzel, hele bu pandemi döneminde. Evet, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına harika. Çok gerçekten. Çok önemli gerçekten, gıda takviyeleri çok tavsiye ediliyor. Evet. Herhalde rağbet vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi 5 yıldır bu işi yapıyorum dediniz. Peki zor anlarınız oldu mu? Bazı negatif yanları var mı işin? Onu biraz anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim. Evet, kayıplarım bu yolda oldu. Ama asla şunu söylemedim kendime. Evet, ben bu işi yapamıyorum artık dediğim olmadı. Neden olmadı? Çünkü ben işimi, hayallerimi, hedeflerimi kişilere bağlı olarak kurmadım. Kendim aslında istediğim büyük resmi kafamda planladıktan sonra oraya gitmek için kendime start verdim ve çevreden aldığım olumsuz durumlara ya da insanların bende yarattığı olumsuz durumlara etkilenmeme izin vermedim. Evet, insan ilişkileri üzerine bir işimiz var. Ekip çalışmasıyla çalışıyoruz. Fakat ne istediğini bilirsen ve oraya doğru odaklanırsan dışarıdan gelen tepkilere çok da takılmıyorsun aslında. Kayıplar yaşadım, yaşamadım değil. Ama her zaman kafamda büyük resmim vardı. Oraya doğru gitmek için kendimi hep yeniden kaldırdım. Aynı zamanda kaybedişler beni aslında daha da güçlendiriyor. Belki bilmiyorum, birçok insanı pes etmesine, mod düşüklüğüne sebep oluyor olabilir. Ama beni her seferinde daha da güçlü bir şekilde ayağa kaldırdı diyebilirim. Çok güzel. Peki ekibinizi oluştururken aradığınız özellikler nelerdir? Evet, aslında benim en önem verdiğim konulardan bir tanesi. Dediğim gibi bu işe birileriyle çalışmaya başlarken sözleşme imzalamıyoruz. Bir garantimiz yok ama kendime göre kriterlerim var birlikte çalışacağım insanla alakalı. İlk etapta güven ve sadakat benim için çok önemli. Çünkü bu yolda birbirimize emek veriyoruz, zaman veriyoruz, birlikte fedakarlık ediyoruz. Fakat çalıştığımız insana da bu anlamda güvenmek istiyorum. Birbirimize sadık kalarak çalışmamız her zaman için ileriye dönük verimli sonuçlar almamızı sağlıyor. Onun haricinde inanç benim için çok önemli. Karşımdaki insan eğer bir hedefi var ve o hedefe inanırsa, inanıyorum ki hedeflediği başarıya çok daha kolay ve rahat ulaşabilir. Ama o hedefe ulaşacağına inanmıyorsa eğer, mümkünatı yok, o hedefine ulaşamaz. O yüzden karşımdaki kişinin buna inanması benim için çok çok önemli. Onun haricinde
Yine çalışacağım insanın konfor alanından çıkması gerekiyor. Hiçbir başarı konfor alanındayken maalesef gelmiyor. Ve birlikte yürüteceğimiz bu işte konfor alanını terk ederek çok çalışması gerekiyor. Aynı zamanda sorumluluk alması gerekiyor. Ekip içerisinde kişilerin rol ve sorumlulukları oluyor, görevler oluyor. Kendisi bu anlamda sorumluluklarını bilmeli ve ona göre davranmalı. Ben gelişigüzel davranayım, çalışayım modunda olmamalı. Son olarak da özgün ve üretken olmalı. Yani evet, ben sponsor olarak ona bu yolda destek oluyorum. Bu işi nasıl yapacağını öğretiyorum. Fakat sonuç itibariyle benim öğrettiğimle sınırlı kalmaması için, kendi yollarını açması için, o çıtayı aşması için kendi de üzerine koyması gerekiyor. Üretken olması gerekiyor. Yeni fikirlere, araştırmaya, öğrenmeye, gelişmeye açık olması gerekiyor. Bunlara çok önem veriyorum çalıştığım insanlarda. Tabii kararlı olacak, evet. Konformist olmayacak, emek verecek, gayret edecek, yeniliklere açık olacak, kendisini de geliştirecek aynı zamanda ve gruba yeni bir vizyon katacak. Kesinlikle. Kişiler bir hedefi, bir hedefi olmalı ve o hedefine kararlı bir şekilde gidebiliyor olmalı. Çok güzel. Peki sizin uzun vadede hedefleriniz, beklentileriniz ve vizyonunuz nedir? Şöyle söylemek istiyorum. Aslında Türkiye'de özellikle network marketing sektöründe çok ezber bir yöntemle yapılıyor bu sektör. Yani nesilden nesile sen şu kadar kişi getir, sen bu kadar kişi getir yöntemiyle yapılıyor. Ben bu şekilde düşünmüyorum. Bunu tamamen bir ticaret modeli olarak bakıyorum. Ve network marketing'e kurduğum ekiple de Ekip Online'a yeni bir bakış açısı kazandırmak istiyorum. Öncelik olarak bunu çok istiyorum. Ve benim mevcut durumumdan bu işin arzuladığım hayat koşullarına beni ulaştırmasını istiyorum. Beklentim bu işten bu şekilde. Fakat vizyonum ise benim gibi kendi ekonomik özgürlüğünü eline almak isteyen, hayalleri olan ve hayalleri için mücadele eden, sevgi, saygı, dayanışma çerçevesi içerisinde oluşan bir kadın topluluğu kurmak istiyorum. Bunları da ekibim olan Ekip Online adı altında toplamak istiyorum. Ne güzel bir istihdam da yaratılmış oluyor böylece. Tabii ki. O açıdan da çok anlamlı gerçekten. Kesinlikle. Peki bu sektörde çalışmak isteyen girişimcilere tavsiyeleriniz nelerdir? Tavsiyelerim öncelikle az önce de belirttiğim gibi ezber yöntemleriyle gitmesinler. Öncelik olarak bu işe girdiklerinde hedeflerini belirlesinler. Çünkü baktığımız zaman gerçekten sizi mevcut durumunuzdan alıp istediğiniz hayat koşuluna verebilecek bir iş potansiyeli var önümüzde. Buna sadece katalog işi olarak bakmamalarını tavsiye ediyorum. Önce hayalini kurmalarını, sonra da gerçek bir iş modeli olarak bakıp o hedefe doğru ilerlemelerini istiyorum. Daha sonra bu işte inanmalarını istiyorum. Yani girdikten sonra gerçekten şuna çok inanıyorum ki neyi düşünür ve inanırsan ona dönüşürsün. Buna gerçekten çok inanıyorum. Ekibime de fazlasıyla bu sözü söylüyorum. Bu işe girdiklerinde inançlı olsunlar, başarabileceklerine inansınlar, çevreden gelen olumsuz etkilere asla takılmasınlar, kimsenin üzerine ilişkilerini kurmadan kendi hedeflerinin üzerine odaklanarak ilerlesinler, sorumluluk alsınlar, işlerine dair, kendilerine dair yatırım yapsınlar. En önemli tavsiyelerimden bir tanesi bu. En büyük, şu an dünya genelinde en büyük başarılı insanların ilk etapta yaptıkları yatırım hep kendilerine olduğunu görüyoruz. Ben de kendine yatırım yapan insanlardan bir tanesiyim. Bu anlamda araştırmaya, gelişmeye açık olsunlar ve kendilerine bol bol yatırım yapsınlar. Hangi konuda eksik olduklarını düşünüyorlarsa o konuda bilgi ve eğitim alarak donanım sahibi olsunlar. Sizin başlangıç döneminizde de size böyle yön veren birileri olmuştur diye düşünüyorum, öyle değil mi? Tabii ki. Ben kuzenim sayesinde kayıt oldum. Defalarca aslında teklif gelmesine rağmen dediğim gibi oğlum sayesinde bu işe başlangıç yaptım. Ve kuzenimle birlikte tabii ki takıldığım noktalarda, öğrenmek istediğim konularda sordum. Fakat tam olarak gelmek istediğim noktada yeterli olmadığında ben artık kendi çıtamı aşıp kendime yatırım yapmaya ve kendimi geliştirmeye başladım. Çünkü aradığım şeyler aslında
mevcut durumda bulabildiğim şeyler değildi, bilgiler değildi. O yüzden hep kendimi daha çok nasıl geliştirebilirim? Birine bağlı kalmadan ya da üst sponsoruma bağlı kalmadan her zaman için kendimi geliştirme yoluna gittim. İletişim bilgilerinizi paylaşmak ister misiniz? Tabii ki. Instagram adresim Cansu Ustaoğlu, sonunda iki tane U'yla. Buradan beni takibe alabilirler isteyen arkadaşlarımız. Bu şekilde. Çok güzel. Katılımınız ve paylaşımınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum ağırladığınız için. Çok keyifli bir yayın oldu benim için. Bizim için de çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.